Herkese merhabalar, ben Hazal. Bugün sizlerle Rome Business School'u gezeceğiz. Ben burada International Master's Degree in Fashion Management okuyorum. O zaman hadi başlayalım. Okul aslında yeni bir bina gibi gözükse de burası tarihi bir bina. Ve belki biliyorsunuzdur, Fendi markası Roma kuruluşlu bir marka ve okulun ortaklarından. O yüzden bina Fendi tarafından restore ettirilmiş. Burada da tarihi bir asansör görüyorsunuz ama kullanılmıyor. Şimdi isterseniz kütüphaneye geçebiliriz. Şimdi kütüphaneye geldik. Bu yüzden burada birazcık sessiz konuşmamız gerekiyor. Küçük bir kütüphanemiz var ama öğrenciler burada 7-24 ders çalışabiliyorlar. Ben açıkçası çok beğeniyorum içeriği. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Şimdi size birazcık dersleri göstermek istiyorum. Gelin gelin. Dersliklerimiz 30-35 kişi alabilecek kapasiteye sahip ama dersler hiç o kadar kalabalık geçmiyor. Bizim burada kara tahtamız var. Aynı zamanda akıllı tahtamız da var. Hocalar hangi teknikte ders anlatmak isterlerse ona göre değişiklik gösteriyor. Okulumuzdaki profesörler aslında PhD'lerini tamamlamış, daha sonrasında sektörde büyük başarılar elde etmiş insanlardan oluşuyor. Mesela ben moda okuyorum ve çok büyük moda markalarının CEO'ları bize aynı zamanda profesör olarak gelip ders anlatıyorlar. Her birisi alanında çok başarılı insanlar ve çok eğlenceli insanlar. O yüzden dersler sohbet havasında, eğlenceli bir şekilde geçiyor ama çok da şey öğrenip çıkıyorsunuz burada. È una fotografia e il passivo è negativo. Anche il passivo può essere definito in passivo corrente circolante. Şimdi içeride ders işleniyor. Burada bazı özel kurslar var. Bunlar master's degree'lerin dışında özel sertifika programları ve birebir 2-3 kişiyle ders alma imkanına sahip olabiliyorsunuz bu sayede. Şu an en üst kattayız. Burada toplantı odaları ve ofisler var. Okulumuzda öğrenciler için her türlü imkan düşünülmüş. Burası toplantı odaları. Gerektiği zaman test toplantılarımızı hocalarımızla burada yapabiliyoruz ya da online bir şekilde Zoom üzerinden yapma imkanlarımız da var. Şimdi -1. Katta konferans odasındayız. Burada managerial course alıyoruz. Birkaç sınıf birleşmiş bir şekilde. Ya da İtalya'dan ya da dünyanın çeşitli yerlerinden önemli insanlar geldiğinde de bu odada konferanslar veriyorlar bize. Ya.
bahçe. Ders aralarında öğrenciler genelde arka bahçede oturup sosyalleşiyor. Bunun belki de en kötü kısımlarından bir tanesi ya da tek kötü kısmı diyebilirim. Burada bir kantin yok. O yüzden de bir makine aracılığıyla bir şeyler yiyip içebiliyoruz. Ama okulun kanalı çok güzel bir noktada yer alıyor. O yüzden ders aralarında bir kafeye bile gidip oturup bir şeyler içebiliyorsunuz. Okay, can you tell me your experiences about Brown Business School? Yes, of course. I was part of the April 2023 intake. I take the Global HR Human Resources Management course, both master. I think it has been a great experience. I had the opportunity to meet people from all over the world, to have even an internship during the master, get to know new techniques about HR, and now I'm happily working in Spain. So I think it has been a great experience, and I think Run This Is Book. Thank you so much. Okay. Şu an ise yan bahçedeyiz. Burası öğrencilerin de sosyalleştiği alanlardan bir tanesi. Arkamda gördüğünüz gibi şezlonglar bile var çünkü Roma'da hava her zaman çok güzel. Aynı zamanda özel etkinlikler ve kokteyller olduğunda okulun bu kısmında bu etkinlikler düzenleniyor. Evet, yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Dediğim gibi Rock Business School gerçekten çok fazla imkanı olan ve konum açısından da çok güzel bir yerde olan bir okul. Ben artık eğitim hayatımın burada sonuna geliyorum. Eylül ayında mezun olacağım. Deneyimlerimden oldukça memnunum. Umarım siz de okulu beğenmişsinizdir ve daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız Pisa Edu'yu takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Pisa Edu, Pisa Pisa Edu.